büyümüşsün. Sen büyümemişsin. Görüşün hiç değişmemiş. Ve hala çok güzelsin. Ne zaman geldin? Dün. Yok. Önceki gün. O kadar saat uçunca dağılıyor insan. Ne oldu? Çiğdem'e gitti bir an aklım. Şimdi anladım. Kızlarla birlik olup bana tuzak hazırladınız. Ya tuzak demeyelim de sürpriz diyelim ona. Bak, her şeyi ben planladım. Suçlu benim ya. Bütün programını berbat etmedim umarım. Yok, bir arkadaşımızın veda partisi vardı, o kadar. Seni fena şaşırttım galiba ya. Öyle. Hiç beklemiyordum seni görmeyi. Yani onca zamandan sonra. Yazmıştım ama geleceğini. Daha önce de yazmıştım, evet. Sayısını bile hatırlamıyorum. Biliyorsun, ben sürpriz yapmayı severim. Evet. 12. yaş günümde hediyemi vermek için gece gizlice yurda girmiştim. Ta-da! Harika bir şey bu. Ya hakikaten çok güzel. Teşekkür ederim. Canlısını getirecektim ama uçak bileti çok tuzluydu. Başka bir yere gitsek mi ya? Ben yine tutamayacağım kendimi, güleceğim. Müdür baba şimdiye kadar fark etmedi. Ama belli olmaz, beni bir daha yakalarsa var ya. Ya artık çocuk da sayılmazsın. Pek emin değilim. Hadi gel, gidelim. Hem bir çay içeriz. Gitmesek, geç oldu. Daha alışamadım, kusura bakma. Kafa saatim Sydney'de çalışıyor hali. Şu anda orada sabah saat 8 filan. Tamam. Gidelim. Ama ben çok kalamam, tamam mı? Tamam, ben de. Yoksa şirkete geç kalırım, gel. Özlemişim. Seni görünce daha iyi. Ya sen? Ben de. Biliyor musun? Aslında seni bulabileceğimi hiç sanmıyordum. Ne bileyim, gitmiş olabilirdim. Ya da evlenmiş olabilirdim mesela. Yani bir hayalin peşinden geldim aslında biraz. Seninle bir hayalimiz vardı geçmişte, hatırlar mısın? Hiç unutmadım. Bütün dünyayı dolaşacaktık. Kaç günde derdim ben sana, sen de her seferinde bilmem derdin. Sen de bir ömür boyu deyip noktalardın. Sonra hiç konuşmazdık. Susardık saatlerce. Şimdi düşünüyorum da hiç de zor değil aslında. Ama o kadar da kolay değil.